Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün Çanakkale'deyiz. Nurullah'la beraber bir maceraya daha atıldık. Şu anda Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeyiz. Burası Çanakkale'nin bir ucu. Çok sessiz. Sadece kuş sesleri var ve ayak seslerimizi duyuyoruz. Hava mükemmel. Deniz mükemmel. Tam denize girmek değil mi? Mükemmel. Nurullah beni zor tutuyor. Denize girme. Bursa burada girilmez, burada girilmez diye beni oyalıyor. Yani şöyle bayağı bir 20 metre falan denizin içi gözüküyor yani. O kadar temiz, güzel. Yani Şehitlik Kanatı'ndan çıktık. Yol kenarında durduk. Zaten yol Şehitlik Kanatı'na giderken buraları falan hep görmüştük, dururuz demiştim. Asos'a kadar geldik. Burası çok güzel bir manzaraya sahip. Sahili olan bir yer değil miydi? Evet. Hani çok güzel bir sahili vardı hani böyle. Sahil aşağıda. Peki biz burada ne yapıyoruz? Bilmem. Sen bizi niye buraya getirdin? Asos Kalesi'ne mi çıkmak istiyorsun? Zaten Asos antik kent bir şey yapıyor. Nerede antik kent? Senin haritana göre şurada bir yerde cami olması lazım. Evet. Amcadan tüyoyu aldık. Tuvaletlerin ardından giriş var dedi. Nereye giriş var bilmiyoruz. Buraya neden geldik onu da bilmiyoruz. Antik tiyatro. Antik kent. Antik olan her yeri kapatmışlar. Saat 5'te kapanıyormuş. Gezsek daha iyi olacaktı. Lan zaten biz Asos'a niye geldik? Niye? Antik kent için geldik ya. Evet.
tırmanacağız ama ya dayı bize öyle bir yol gösterdi ki. Girelim mi? Bence gelmişken girelim. Bir daha ne zaman geleceğiz? Merdiven gibi çıkıyorum ama. Kadar da kolay değil. Ben devam ediyorum. Bak buradan çıktık işte. Manzara gittikçe güzelleşiyor. Kimse yok mu şimdi burada? Bilmiyorum, bizi alakadar etmez. Nasıl esiyor, nasıl esiyor? Aha, burada bir deniz manzarası var. Antik tiyatroya da böyle girebilir miyiz? Kiliseyi gezseydik iyiydi falan. Kiliseyi gezemedik. Ne kilisesi gittik ya, son burunlu orada da aynı kilise ya. Tipi aynı, kutbusun gittik. İçi bomboş bir şey yok. Oğlum buraya sen bizi getirdin. Şimdi böyle mi söylüyorsun? Ben kiliseye getirmedim. Ben şey... Çekiyorum lan. Çekiyorum. Ben antik kente getirdim. Antik kent işte burası. Gittik, çıktık abi. He. Bir şey yokmuş ama. Tapınak var, birinci Murat'ın camisi var. Aynen. Tiyatrosu falan hepsi aşağıda. Ha, bak tiyatro aşağıda kalıyormuş. O merdivenler tiyatroya mı iniyordu? Aha evet, oradan tiyatroya doğru giderdiniz. Kim inecek? Çık hadi gidelim. Yok, aşağı artık limana doğru inecekseniz oradan da girip gezin. O kadar kalbim üstü gelmiş. Harbiden ha. 30 tane şehir gezdin. Bir tane manget alıp nereye götürmedin. Gerçi eve magnet götürüyorsun, çocuklar kırıyorlar. Bak magnet var, bu şey magnet diyorum, market var. Sen nasıl bu kadar çabuk döndün ya? Kanka Asos. İlle de o antik kenti görmem lazım. O kalıntıları görmem lazım. O içindeki arkeoloji... Öyle bir şey demedim. O içindeki... Arkeolog ruhunu nasıl bir anda öldürdün yorulunca? İşte yorgunluk her şeyin önüne geçiyor. Altık kıntık işte. Adam akıllı gezdiğimiz yer şurasıydı. Onda da olmadı. Ben dedim ona, o merdivenlerden inelim dedim, orayı buluruz dedim. Sen şimdi Çanakkale'ye geldin ve antik tiyatroyu görmeden mi gideceğiz? Evet. Antik tiyatro lan, oğlum taşlar var böyle ardı arda dizilmiş aşağı doğru. Antik tiyatro kardeşim, beni... Alakadar antik ben, sinema yaptı. Şey, i̇leride ne olacak biliyor musun? Antik sinema. Antik sinema salonları olacak ileride. Sinema antik tiyatroya geldik. Yalnız iyi ki oradan yürüyüp gelmemişiz. Eğer oradan yürüyüp gelseymişiz, bir de oranın dönüşü vardı. Merdiven de yapmışlar bak. Gördün mü? Merdiveni es geçmemiş adamlar. Evet, iki tane merdiven var bak, gördün mü? Oğlum adam nasıl yukarı aşağı inecek, dağılacak sağa sola böyle. Oturulan yerleri merdiven olarak da kullanabilirdi. Bu ne demek? Gelişmişliğin göstergesi. Evet. Şu anki bizimki statlar buradan ilham alınarak da sağlamış. Hadi gel, çok saçma. Görmedim demezsin. Denize ayaklarımızı bile sokmadan gideceğiz. Saat sabah 7 gibi kalktık. Şu anda da muhtemelen 7.30 falan. Yollar bizi bekliyor. Dün uzun bir gündü, bugün de uzun bir gün olacak. İstanbul yazıyor değilim ya yerde, İstanbul kafeymiş. Haa.
Antifriz mi içiyorsun? Sabah her gün bir bardak. Üşümemek için mi? Ha. Her gün bir antifriz iyi gelir. Daha tam tepeye tırmanamadık ama yol çıktıkça manzara da güzelleşiyor. Taşlı yoldan doğru gidiyoruz. Bayağı bir gidiyoruz ama. Şu an 6. kilometrede falanız. Ayı yaşam alanındayız. Ayı gündüz çekilir mi? Çekilir mi diyorsun? Gündüz. Biz ayının iğne gitmeyelim de seyir noktası diye. Şu an Kapıdağ seyir noktasına doğru çıkmaya çalışıyoruz. Keşke kilometre yazsa da şöyle 100 metre falan da sevineydik. Değil mi? Bayağı kaç kilometredeyiz şu an? Bayağı geldik. 13 kilometre yok. 14-15 falan var. Tripod var, sıkıntı yok. Hava soğuk diye ben de evsiz gibi giyindim. Aynı kapşonundan 3 tane olması peki bizim. Şimdi Kaz Dağı giriş noktasına yeni girmiştik. Kahvaltıya kalsaydık. Sabah saat 9'da otelde kahvaltı vardı. Kahvaltıya kalalım mı kalmayalım mı diye konuştuk. Sonra dedik ki saat 9'da gerek yok, geç kalırız. Gün biter falan. Erkenden çıktık, saat 7'de kalktık. Yola koyulduk. O yüzden onun muhabbetini yapıp duruyoruz. Şu anda yolu yaladık ve daha artık dikine çıkmaya karar verdik. Dikine tırmanacağız. Etrafından dolaşmaktansa. Evet. Asansör yok mu kardeşim? Asansör olursa herkes gelir. Fena esiyor yalnız ha. Oğlum daha da güzelleşiyor lan. Değil mi? Çıktıkça daha da güzelleşiyor. Diyorsun ki ulan ne kadar güzel manzara. Sonra çıkıyorsun, ulan burası daha güzelmiş diyorsun. Her çıktığımızda video çekiyor. Az kaldı az. Buradan mı, sağdan mı çıksaydık lan? Şey, soldan. Ya dikine. Etrafı çevrili olmasın sonra. Etrafından döneriz. Çıkış biraz zor. Altyazı M.K.
Bursa tarafına gideceğiz. O tarafa gitsek. Yaylaya gidin zaten. Orada. Ne kadar sürer abi buradan? Yakın artık ya. Aşırı tabelada yazıyordu sanki ya. 7 kilometre. Tozlu yaylası. Bir şey kilometresi. Ya bak şuradan gözü kırılıyor. Ya bak şu sarı meşelik bir yer. Evet. Oranın yukarı. Saate gideriz herhalde ya buradan oraya. Sağ sürmez. Yakınmış Nurullah. Yazın böyle kalabalık oluyor mu burası abi? Sezon bitti diye mi böyle yoksa? Yok şimdi yazın çok kalabalık oluyor da. Yazın şeylere girme yasağı var. Nerede? Ha. Yazın izin vermiyorlar. Köylüler falan o kır olan yere çadır kurarlardı. Oraya kaldırdılar. Şu an sıfır ses. Evet. Bir tane kuş var, o da gitsin tamam. Sıcak oldu, fark ettin mi? Evet. Rüzgar gitti, güneş çıktı. Ve sıfır ses var. Izgaramızı da aldık. Kaz Dağları'ndan ızgara yapmak için taş götürüyoruz. Bursa'dayız ve hava güzel. Saçım sıfır senin. Hava güzel ve Bursa'dayız. Gerçi saçım başım nasıl bilmiyorum. Yıllar sonra Bursa'dasın. Neler hissediyorsun? Şu an bir şey hissetmiyorum. Şu an aynı şeydeyiz gibi şu an. Kuzguncuk'ta gibi bir şey hissediyorum. Tamam, bu gece Bursa'dayız ya. Geceyi Bursa'da geçirelim. Sivrisinek olmayan bir otel. O rezidans tutmamız lazım. Dün gece kalktım, sinek öldürüyorum. Ben şeyi fark ettim bu arada. Tatil beldelerinde ve eski AVM gibi olan yerlerde hala o 1 lira atıp böyle içinden sakız topalanan şeyler var. Evet. Ama yeni AVM'lerde yok. Evet. Yani modern, lüks AVM'lerde yok. Hadi hashtag Bursa. Kanka biz parkı şeyi bulacağız değil mi lan otoparkı? Kanka ben biliyorum orada buraları, sen merak etme. Hadi lan. Kaç tane otopark var nasıl satın burada sanki? Sen bakma büyükşehir yazdığında, burası ufak bir yer. Bursalılar beni taşlayacak. Bu hanları falan hepsini gezdik zaten, hiçbir şey yok. Şurada limonata var sadece. Onu da musluktan sıkıyor. Ya bu içilen limonatalar niye unutulmuyor ya? Ben değirmen kafede bir limonata içmişim. Ne demişler? Bir limonatanın 40 kilatı var. Çok güzel. Burger'de tavuklu şeyini gömdün, burgerini. Geri sat. Geri sat. Evet. Arkadaşlar evet, İskender'imizi yedik. Bursa'nın en ünlü İskender kısmında görüntüleri paylaşamıyoruz. Yorgunuz, yıkığız. Hadi kahvaltıya. Kahvaltıya kahvaltıya. Aa, bu da ek işi yapmaya başlamış lan. Twitch yayınları haricinde. Sahibilik yapıyormuş. Hadi benim çantamı da çık. Senin GoPro'nun bu çubuğu orada. Kahvaltımızı yaptık şimdi. Birazdan çıkış yapacağız. Nurla ne yapıyorsun? Çanakkale'de sen nasıl yaldık peşiyordun herhalde. Her şeyi bir laf etmek, hiçbir şey söylemedim. Her şeyi bir laf ediyorsun. Sadece dünyanın çakma davranıyorsun. Çakma sen şimdiyorsun. Çakma sarışınlar ne var? Onları koyamam senin ortaya, tamam. Çakma sarışın dediğini herkese söyleyemem. Çakma sarışın insanlar çakma sarışın diyorsun. Sen saçını sarayı versen çakma sarışın olmuyor musun?
Yani saçlarımı sarıya boyamış oluyorum. Zaten nereden baksan çekme sarı. Kafasında bir 3-4 aylık dip boyası gelmişti yani. Ha, belki sarı siyah seviyorum belki. Boyatma yüzden. Ya oğlum. Al şunu şeye ver. Uludağ, Uludağ dedin geldik, al işte lan Uludağ. Neresi Uludağ? Uzulan asfalt yol var. Orası turistik kardeşim, sen turist misin? Baksana bu yol nereye gidiyor? Dağın tepesine çıkıyor bak. Evet, ne umdun ne buldun Nurullah, Uludağ'a geldim. Şurada büyük bir şelale arıyordum. Ama gel şurada küçük bir su birikintisi var. Tüm sular kurumuş. Hayallerimiz de Uludağ'ın ucu köşelerindeki göller vardı. Ama geldik buradan çeşme suyu gibi bir yerde ya dolaşıyoruz. Umutlandıran Google Maps oldu. Google Maps bize yol göstermişti ama gittik ki öyle bir yol yok. O yüzden şu an ortada kaldık. Karadeniz turunda yaptık, aynısını yaptık. Bir de muhtemelen çıkacağımız yollar çok bozuk. Arabayla da gidilmeyeceğini tahmin ediyoruz muhtemelen. O yüzden vazgeçtik.